Dünyanın en popüler dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, İsrail tarafından boykot ediliyor. Çocuk istismarı içeren sahnelerden dolayı eleştirilen ve LGBT'ye destek veren yapımlarıyla bilinen platform, bu kez de İsraillerin tepkisini çekiyor. Bu tepkinin nedeni ise Ürdün yapımı Farha isimli film. Peki ne oldu da İsrail Netflix'i kendisine tehdit olarak gördü? Gelin kısaca anlatalım. Ürdünlü Darin Salem tarafından yazılıp yönetilen film, 2023 yılında en iyi uluslararası film dalında Oscar adayı oldu. 1948 savaşı sırasında Filistin'in sömürgeleştirilip dağıtılması yoluyla İsrail'in kurulmasını konu alan film, İsrail askerleri tarafından katledilen iki çocuk da dahil olmak üzere tüm bir aileyi kapalı bir odadan izleyen, 14 yaşındaki Filistinli bir kızın hikayesini anlatıyor. İsrail, filmin İsrail askerlerini kötü gösterdiği ve antisemitizm yani Yahudi karşılığını arzulayan artırdığı gerekçesiyle sosyal medyada karalama kampanyaları başlattı. Filmin yapımcısı Salem, çocukluğundan beri bu insani hikayeyi dünyayla paylaşıp sosyal farkındalık oluşturma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Filmin işlendiği dönem tarihte İsraillilerin bağımsızlık günü, Filistinlilerin ise Nakba yani felaket günü olarak bildiği ve en az 760 bin Filistinlinin topraklarından mahrum bırakıldığı ve ülkelerinden sürüldüğü dönem. İsrail, Filistin topraklarının %78'ini ele geçirdi. İşin garip tarafı, tüm bu söylediklerimiz bugün ortaya çıkmadı. Bu suçlar herkes tarafından biliniyor ve uluslararası toplum tarafından kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına dağılan ve sınır dışı edilen Filistinlilerin topraklarına geri dönmelerini açıkça talep ediyor. Ancak İsrail bu kararlara uymayı reddediyor. Farha filmi tüm dünyaya bu adaletsizlik karşısında sorumluluklarını hatırlatmak ve İsrail'in Filistin işgalini kınamak için adeta bir cevap oldu.